Türkiye Yüzyılı 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız," dedi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valiliğince düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Konuşmasına şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu gururu ifade ederek başlayan Bakan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta azimli ve kararlıyız," dedi. "Milli ve manevi değerlerimize dayanarak, bayrak, sancak, cumhuriyet, milli ve manevi değerlerimize dayanarak, diğer taraftan da sizlerin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla inşallah bu terör belasından asil milletimizi, sizleri, 85 milyon vatandaşımızı kurtaracağız. Ve mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bugün bu vatanımızda, bu cennet vatanımızda, arkadaşlarım, bu cennet vatanımızda eğer biz hayatımızı sağ, salim ve güven içinde yaşıyorsak, bunları biz şehitlere borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle şehitlerimize ve gazilerimize saygı konusunda gençleri sürekli okullarda, evlerde anneler, babalar, öğretmenler ve büyükler devamlı bunu hatırlatacağız. Çünkü mazisini unuttuğu zaman insanlar, tarihini unuttuğu zaman insanlar büyük felaketlerle karşılaşıyor." Bakan Akar'a şehit ve gazi yakınları yoğun ilgi gösterirken, Akar'ın konuşması sırasında zaman zaman salondan "seninle gurur duyuyoruz" sözleri duyuldu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol.